Merhaba arkadaşlar, Fare Annenin kanalına hoş geldiniz. Ben ve ailem bu sene Temmuz ayında tatilimizi Türkiye'de geçirmek istedik. Gelecek günlerde vlog videolarımızı yayınlayacağız. Elbette Almanya'da yaşayan bazı Türkler, gurbetçiler ve Almanya'dan Türkiye'ye tatil için giden insanlar, Alman hükümetinin verdiği kararlar, uyarılar yüzünden gideyim veya gitmeyeyim gibi soruların arasında kaldılar. Bugün sizlere COVID-19 hakkında veyahut korona olarak adlandırılan virüsün hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Daha doğrusu Türkiye'ye tatile giderseniz ne tür tedbirlerin alınması ve hangi işlemlerin tamamlanması gerekiyor? Öte yandan Türkiye devletinin korona virüsüne karşı hangi tedbirleri aldığını da sizlere anlatmak istiyorum. Birinci günümüzde uçağa binmeden önce Türk Hava Yolları'nda çalışan bir eleman ateşimizi ölçtü. Bu arada biz Türk Hava Yolları'na ait olan Anadolu Jet uçağıyla uçtuk. Uçağın kabin ekibi daha uçağa ayak basmadan önce yolculara hijyen setleri dağıttılar. Bu hijyen seti bir maske ve iki antiseptik mendilden oluşmaktadır. Uçakta maske takma zorunluluğu vardı ve herkes, daha doğrusu bütün yolcular aileleriyle birlikte oturuyorlardı. Uçuş esnasında Türk hava sahasına girildikten sonra kabin ekibi tarafından bizlere kalemler ve yolcu bilgi form kağıtları dağıtıldı. Bütün yolcular bu kağıtları doldurup sonradan pasaport kontrolünde vermek zorundadılar. Bu arada HES kodu konusuna gelelim. Türkiye'de şehirden şehire gitmek istiyorsanız o zaman HES kodunu yüklemek zorundasınız. Peki HES kodu nedir? HES kodu, hayat eve sığar kodu anlamına gelmektedir ve güvenli bir seyahat sağlama amacıyla TC Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan 10 haneli bir koddur. Şayet Türkiye'de, daha doğrusu yurt içi uçuşlarda veyahut otobüs şirketleriyle yolculuk yapmak isterseniz o zaman bu HES koduna ihtiyacınız vardır. Aksi takdirde size bilet verilmeyecektir, satılmayacaktır. Türkiye'deki durum nasıldı? İnsanlar koronavirüsüne karşı nasıl tedbirliydi? İster dışarıda, ister kapalı alanlarda olsun, herkes maske takıyor, belirli yerlerde mesafe bırakıyor ve fiziksel temaslarda bulunmuyorlardı. Alman devletinin seyahat uyarısı. Şayet Alman devleti bir başka ülke hakkında seyahat uyarısı veriyorsa, o zaman bu işlemleri yapmanız gerekir. Almanya'ya dönmeden önce bulunduğunuz ülkede bir korona testi yaptırmak zorundasınız. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na Halk Bankası aracılığıyla 110 lira yatırmanız gereklidir. Bu miktarı avroya çevirdiğiniz zaman 15 avro tutuyor. Sağlık Bakanlığı'nın IBAN numarasını videomuzun altında bulabilirsiniz. Parayı ödedikten sonra Halk Bankası size bir makbuz verecektir. Bu makbuzu korona testi yaptıracağınız seçilmiş hastanelerde, şehir hastanelerinde veyahut havalimanlarında bulunan hastanelerde önceden göstermeniz gerekir. Korona testi, daha doğrusu PCR testi nedir? Burnunuzdan numune alınıp sonra da laboratuvara gönderilecektir. Sonucunuzu alana kadar beklemeniz gerekir ve bu da en az 6 saat sürebilir. 6 saat sonra size test sonuçlarını içeren mühürlü belge verilecektir. Almanya'ya dönmek istediğiniz vakit 48 saat içinde bu testi yaptırıp Almanya'daki Sağlık Bakanlığı'na mail adresine göndermeniz lazım. Bu arada Almanya'nın hangi şehrinden geliyorsanız oradaki bulunan Sağlık Bakanlığı'nı arayıp mail adresini alabilirsiniz. Tabii ki korona testini Türkiye'de yaptırmak istemiyorsanız artık Almanya'da havalimanlarında ücretsiz yaptırabilirsiniz. O belirli havalimanlarını videomuzda görebilirsiniz. Peki bu işlemler neden yapılmaktadır? 14 gün karantina altında kalmak istemiyorsanız, evde oturmak istemiyorsanız o zaman bu işlemleri yaptırmak zorundasınız. Aldığınız korona sonuçlarını, daha doğrusu belgelerini lütfen 3-4 hafta saklayınız. Almanya'daki Sağlık Bakanlığı'na göndermiş olduğunuz mailleri de ve cevapları da saklamanızda fayda vardır. Biz size ne söylemek istiyoruz? Uyarılar yasak olduğu anlamına gelmez. İstediğiniz zaman Türkiye'ye gidebilirsiniz ve yine de kolaylıkla dönebilirsiniz. Sadece cebinizde korona testini yaptırdığınızı dahil bir belge lazım, o kadar. Bizden de şimdilik bu kadar. Şayet aranızda Türkiye'ye gitmek isteyenler varsa bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik. Lütfen bu videomuzu da başkalarıyla paylaşırsanız buna seviniriz. Esen kalın, hoşça kalın.